Amerika'nın PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip yine Kandil'den beslenen PYD'yi koruma altına alması bölgede yeni yapılanmaların bir işaretidir. Amerika yıllar önce Suriye'den çıkardığı terör örgütü elebaşısı Öcalan'ı Kenya'da Türkiye'ye nasıl teslim ettiyse PKK'yı da aynı biçimde terk etmiştir. Amerika bugüne kadar olmadığı bir biçimde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonları desteklemektedir. Çünkü Amerika bu kanlı terör örgütünün yerine bölgedeki planlarına uygun bir yapılanma hazırlamıştır. Elbette bu süreçte Türkiye'de boş durmamış, süreci iyi değerlendirerek istihbaratta dışa bağımlılığı yok denecek noktaya getirecek önlemleri almıştır. Bazılarının inanası gelmiyor ama Başbakan Davutoğlu'nun terör örgütünün belini kırdık ifadesi yanlış değildir. PKK, Eruh baskınıyla 1984'te başlayan süreçten bu yana en ağır darbeyi yemiştir. Mesele bundan sonra ne olacağıdır. Bölge halkı geçmişte terör örgütüyle devlet arasına sıkışmıştı. Bölgede kırsal kesimde oturan insanlar geceleri terörist, gündüzleri ise devlet tarafından taciz edilmiş. Canını kurtarmak için erzak vermek zorunda kalan vatandaşlar yataklık suçundan hapis yatmıştır. Bu da teröristlerin ekmeğine yağ sürmüştür. Devlet şimdi aklı başında stratejilerle terör örgütünün gerçek niyetini ortaya koyan dokümanlarla halka seslenmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla yaptığı buluşmada bunu izah etmeye çalıştı. Kürdüm diyene değil, Kürtçülük yapana, Türküm diyene değil, Türkçülük yapana karşı olduğunu anlatarak milli ve yerli kavramlarından neyi kastettiğini söyledi. Geçmişte de bu topraklarda yıllarca kardeşçe yaşayan Ermeni ve Rumları kışkırtanlar bugün de Kürtleri aynı tezgaha açmışlardır. Senaryo aynıdır ve sonu hep hüsrandır. Dün olduğu gibi bugün de ağlayanlar ve acı çekenler bu toprağın insanıdır. Doğu ve Güneydoğu'da uyanış başlamıştır artık. Eskiden olduğu gibi türküleri birlikte söylemeyi, birlikte zılgıt çekmeyi, horon ve halaylarda omuz omuza vermeyi çok özledik. Çok.